Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kodlama öğreten mobil uygulamaların neler olduğundan bahsedeceğim. Eğer anlatmış olduğum mobil uygulamalar dışında sizler de mobil uygulama biliyorsanız açıklamalar kısmına paylaşırsanız sevinirim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma destek verebilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Öncelikle mobil uygulamalarımız Google Play'de yer almakta. O yüzden Android işletim sistemine sahip cep telefonu ya tabletiniz olması gerekiyor. Bazı uygulamalar diğer işletim sistemlerinde olmadığı için oynanmıyor. Buna dikkat edelim. İlk oyunumuz Cards. Hemen burada videosu var. Videosunu başlatalım ve izleyelim. Yaklaşık 30 saniye bir videosu var. Burada arabalar var. Arabaları yön tuşlarıyla hareket ettiriyoruz. Kodlarımızı yüklüyoruz. Özellikle okul öncesi çocuklar için çok kullanışlı ve algoritma yazmayı sağlayan bir uygulama. Yön tuşlarını kullanarak sağa sola arabamızı hareket ettiriyoruz. Ve arabamızın bitiş çizgisine gelmesini sağlıyoruz. Evet bu şekilde videomuz da bitti. Görmüş olduğunuz gibi bu uygulamamızda sadece yön tuşlarını kullanıyoruz. Daha sonra da arabamızın bitiş çizgisine varmasını sağlıyoruz. Özellikle okul öncesi çocuklar için yararlı bir program. Böylelikle sağ ve sol kavramlarını rahat bir şekilde öğrenmiş olacaklar. Diğer bir uygulamamıza geçiyoruz. Çocuklar için kodlama uygulaması. Burada yine bir videomuz var. Videomuzu izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi yine yön tuşlarımız var. Yön tuşlarımızı taşıyoruz. Daha sonra arabamız yine hareket ediyor. Bayrağa doğru gitmesini sağlıyoruz. Bakın yanlışlıkla diğer bloklara çarpıldı. Ve hata verdi. Evet, bu şekilde videomuz bitti. Burada da 5-12 yaş çocuklar için uygundur demiş. Yani aslında diğer uygulamayla benzer bir uygulama diyebiliriz. Burada birinci bölüm. Burada 15 tane kısım var. Daha sonra ikinci levelimiz var. Üçüncü levelimiz olması gerekiyor. Evet burada da üçüncü bölümden bahsetmiş. Level 3'ten. Ve bu şekilde... Yaklaşık olarak 45 tane uygulama var. Yine okul öncesi çocuklar için aslında uygun diyebiliriz. Uygulamamız bu şekilde. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. Uygulamamızın adı Mobulikon. EBA tarafından yapılmış. 5. ve 6. sınıf bilişim teknolojisi ve yazılım dersi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış diyor. Bastığımız zaman sadece resimler var. Burada 3 tane gezegenden bahsetmiş. Tabi diğer gezegenlerde açılabilir. Bu gezegenlere seyahat yapıyoruz ve orada karakterimiz var. Karakterimizin ilerlemesini sağlıyoruz. Burada baktığımız zaman ileri git. Swadron gibi yazılar var. Yani bu uygulamayı yapacak kişilerin okuma yazma bilmesi gerekiyor. Daha önce iki uygulamamızda sadece yön tuşlarını kullanmıştık. O yüzden buna dikkat edelim. Bu uygulamanın yapılması için de okuma yazma bilinmesi gerekiyor. Tabii 5 volt demiş ama daha küçük çocuklar için de yapılabilir. Okuma yazmayı bilen çocuklar için de yapılabilir aslında bunlar. Bu şekilde yukarı bakarsak 19'dan bahsetmiş. Burada da başka bir gezegeni olabilir. Evet dikkat ederseniz burada bloklarımız farklı. Nesneyi al. Bir kez tekrar döngüsel kısımlar da var. Çok farklı bloklarımız var. Biraz daha gelişmiş diyebiliriz aslında. O yüzden ufak yaştaki çocukların anlaması için anlatmak gerekiyor bazı şeyleri. Eğer sıfırdan kodlamaya başlamışsanız veya çocuğunuza, öğrencinizi anlatacaksanız Bunları iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor. Bu şekilde uygulamamız. Diğer bir uygulamamız kodi. Yine büyütelim. Burada yine sadece resim var. Görmüş olduğunuz gibi burada dört tane bölüm var. Birinci bölüm başlangıç. Tabi bu dördüncü bölümden bahsetmiş. Maske olduğu için. Dikkat ederseniz dördüncü bölümde maske var. Buradan yine tekrar et parantezler var. Bunlar biraz daha diğerlerinden farklı diyebiliriz. Yine ortaokul öğrencilerin rahat yapabileceği çalışmalar. İlkokulda da yapılıyor aslında. Okuma yazma bilmesi yeterli. Çünkü burada sağ sol yazdığı için kafa karışabilir. Bizim amacımız buradan karakterler hareket ettirip bayrağa gelmesini sağlamak. Dikkat ederseniz burada yazılar var, parantezler var. Çok farklı şekilde döngüler var. Özellikle burada sağ yukarı, sağ yukarı, sağ yukarı döngümüz var. Kaç defa döngü yapacağından bahsediyoruz. Yani iyi bir algoritma yazmamız gerekiyor. Bu uygulamalar sayesinde algoritma yazmayı da öğrenmiş oluyoruz. Kodlamanın temel mantıklarından döngüleri de iyi bir şekilde öğretiyor aslında. Diğer bir uygulamamız Algo Dijital. Bu da bir vakıf tarafından yapılmış. Yine videosu var izleyelim. Dikkat ederseniz burada yine ileri git, sağ git, sağa dön bölümleri var. Buradaki sembollerden aslında okuma yazma bilmeyen çocuklara da yaptırılabilir ama bazı yerleri iyi bilmeleri gerekiyor. Bakın burada özgür tasarım yapabiliyorsunuz diyor. Bakın tekrarla blokları var. Döngü yaptırabiliyoruz. Şöyle resimlere bakalım. Evet bakın burada mekanizma varsa ne yapılacağı şeklinde. Burada tekrarlama bakın iç içe geçmiş bloklar var. Biraz daha karmaşık gibi gözükmekte. Ama çok güzel uygulamalar da var. Her uygulama programının kendine has blokları var. Tabi o çalışma bloklarını da iyi bir şekilde anlamak gerekiyor. Diğer bir uygulamamız bir şehri yine bir videomuz var. Yaklaşık 2 dakikaya ait bir video. Eğitim 1 demiş. Öncelikle oyunu nasıl oynanacağımızdan bahsediyor. Burada bir sürü bloklar var, kavramlar var. Eğer bu kavramları iyi biliyorsanız Zaten rahat bir şekilde çalışmayı yaparsınız. Yani okuma yazmayı da bilmeye gerek var aslında. Hangi sembol ne işe yarıyorsa çocuklar onu yapabilir. Tabii oyun alanı kısmında burada yazılan çalışmalar biraz zorlayabilir. Çok zor algoritmalar var çünkü. Ama temel seviye okul öncesi için yaptırılabilir diye düşünüyorum. Şimdi orta seviye. Tam burada fonksiyon yazıyoruz. Fonksiyon alanı var. Burada biraz zorlayıcı bölümler diyebiliriz. Şimdi ileri seviye. Aslında diğerine biraz daha benziyor ama buradaki karakterin gideceği şeyler biraz daha zorlu diğerine göre. Bakın çok fazla fonksiyon çalıştırıyor. Bir de ileri seviyemiz var. Evet çalışmamız bu şekilde. Yine Harizmi şehrinin diğer bir oyunu daha var. O da Kar Savaşçısı. Yine videomuz var. Diğeriyle aslında benzer çalışmalar diyebiliriz. Şekil olarak biraz daha farklı. Videoyu ileri alırsam şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bloklar yine aynı ama bazı resimler farklı. Bu sefer zıplama bloğu var sanırım. Işınlanma bloğu varmış. Bu şekilde ışınlanıyor. Diğer uygulamayı aslında benzer mantıklarla diyebiliriz. Evet kendi oyunumuzda yapabiliyorsunuz sanırım burada. Bazı bloklardan bahsetmiş. Evet bu şekilde Harizmi Şehri uygulamasını da indirip algoritmaları yazabilirsiniz. Diğer bir güzel uygulama Lightbot. Bu da çok güzel çalışmalar var. Yine Harizmi şehrine aslında benziyor. Yine buradaki bloklar farklı. Zıplama blokları olsun. Diğer bloklu bloklar olsun. Fazla resim yüklenmemiş. İki tane resim var sanırım. Üç tane resim var. Yani yine bu alttaki blokları buraya yerleştiriyoruz. Ve daha sonra karakterimizin zıplamasını, sağlıyoruz. Burada mavi kısımlar var. Amacımız mavi kısımların hepsine değmek. Değdiğimiz zaman rengi değişiyor. Tabi burada zorlu bölümler de var aslında. Biraz önce fonksiyon oluşturma bölümünden bahsetmiştim. Burada da aynı şekilde fonksiyon bölümleri var. Gerçekten güzel bir uygulama. Zorlu bölümleri de var. Özellikle sonlara doğru. Çok zor algoritmalar karşımıza geliyor. Kolay kodlama oyunumuz var. Şu an geliştirme aşamasında. Öğretici turlara girdiğimiz zaman orada belli şeyler var. Onları yapabiliyorsunuz. Evet, burada farklı bölümler de vardı ama resimlerini koymamışlar herhalde. Öğretici turlar, işlemler bölümü var. Orada kodlama öğretiliyor ama bir de online bölümü var. Onu da yüklediğiniz zaman değişik çalışmalarda yaptırılabiliyor. Şu an geliştirme aşamasında. Ancak güzel bir tasarım olduğu için ben yine göstermek istedim. Ve son uygulamamıza geçelim. Scratch JR şeklinde. Bu gerçekten çok gelişmiş bir uygulama. Çok fazla bölüm var. Videosunu izlediğiniz zaman göreceksiniz zaten. Karakterimize kod yazabiliyoruz. Diğer karaktere de kod yazabiliyoruz. Yani kaç tane karakter koyarsak koyalım. Hepsine ayrı ayrı kod yazabiliyoruz. Daha sonra burada arka plandaki ekranlarımız var. Bunlara da değişik kodlar yazabiliyoruz. Şimdi videoda zaten göreceksiniz. Diğer göre çok gelişmiş bir uygulama. Bakın zıplama kodu. Yani ileri gidip zıplıyor. Şimdi arka plan resmini değiştirebiliyoruz. Çok fazla blok olduğu için bu bloklardan animasyonlar yapabiliyoruz. Yani burada hem çizgi filmimizi yapabiliyoruz hem de kodlama da öğrenmiş oluyoruz aslında. Dikkat ederseniz hiçbirinde yazı yok. Öncelikle özellikle okul öncesi çocuklar için çok iyi diyebiliriz. Sadece resimlere bakarak neyin ne olduğunu bilirlerse hemen çalışmayı rahat bir şekilde yapabilirler kendi animasyonlarını oluşturabilirler. Evet alt kere zıplayacağız dedik. Yeşil bayrağı tıklandığı zaman bir kere ileri git. Ve bakın burada döngü var. Döngü için aldık. Aynı zamanda. Aynı zamanda diğer karakteri de bu şekilde kodlamış olduk. Bakın ikisi de kodlandı. Buradan yok olma kodu yazdık. Yani karakterimize dokunduğumuz zaman yukarı doğru gidecek. 5 adım daha sonra da yok olacak. Şimdi diğer sahneye gidiyoruz. Diğer sahnede de çalışmalar yapabiliyoruz. Evet burada ikisi, ikinci sahneye geçiş yaptık. Yani birinci sahneden ikinci sahneye geçmemiz için ikinci sahneye git bloğunu yerleştirdik. Şimdi karakter seçiyoruz. Buradan balığı yüzdüreceğiz. Yani burada çocuklar aynı zamanda e, tasarım yaparken aynı zamanda kodlama yapıyor. Çok gelişmiş bir program. Rengini de değiştirebiliyoruz. Görmüş olduğumuz ses şey de ekleyebiliyoruz. Evet şimdi yeşil bayrağa tıkladık. Animasyonumuz başladı. Tabi diğer sahneye gitmek için karakterimize tıklamamız gerekiyor. Evet durdurduk. Görmüş olduğunuz gibi kodlama öğreten mobil uygulamalarımız bu şekilde. Eğer sizlerin de bildiği mobil uygulama varsa açıklamalar kısmında yazabilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.